Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Derrick Ruby ve Eric Smith adındaki iki çocuğun trajik hikayesi hakkında konuşacağız. Ve sizden isteğim şu ki, umarım bu videoyu sonuna kadar izlemeyi başarabilirsiniz. Çünkü özellikle çocuklar hakkında bir video çektiğimde bunun ebeveynler ve yetişkinler için bir ikaz niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Ve olayın vermesi gereken bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü yetişkinler olarak bizim ağzımızdan çıkan küçücük bir cümle bile çocuklar üzerinde gerçekten çok büyük etkilere sebep olabiliyor. O yüzden daha fazla uzatmadan olay gününe ve olay yerine geçelim istiyorum. 2 Ağustos 1993 tarihinde New York'un küçük bir kasabası olan Derrick'te gerçekten akıl almaz derecede trajik bir olay yaşandı. Birazcık bu kasabadan bahsedecek olursak, bu kasaba genel olarak küçük bir kasabaydı. Herkesin birbirini tanıdığı bir kasabaydı. Ve daha önceki videolarından gördüğünüz üzere bu tarz olaylar hep böyle yerlerde yaşanırdı. O gün gün olması gerektiği gibi başlamıştı. Hatta yazın başları olduğu için bu kasabada parkta böyle küçük bir yaz kampı düzenlenmişti. Bu kampa genel olarak çocuklar katılacaktı ve birlikte zaman geçireceklerdi. İşte Derrick Ruby'nin annesi Doran çocuğunun birazcık zaman geçirmesi için, arkadaş edinmesi için, sosyalleşebilmesi için çocuğunu bu kampa götürmeye karar vermişti. Şimdi kısacası birazcık Derrick Ruby'den bahsedecek olursak, Derrick Ruby 2 Ekim 1988 tarihinde Dale ve Doran çiftinin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Derrick'in bu dönemde, yani 4 yaşındayken en büyük eğlencesi o dönemlerde 18 aylık olan kardeşi Dalton'la vakit geçirmekti, onunla oyun oynamaktı. Ama bunun dışında Derrick gerçekten çok dışa dönük, çok sosyal bir çocuktu, spora oldukça yatkındı ve ailesi tarafından, arkadaşları tarafından, öğretmenleri tarafından gerçekten çok sevilen bir çocuktu. Ve öğretmenleri onu gerçekten çok zeki ve aklı başında bir çocuk olarak tanımlıyordu. Yani böyle çok hazır cevaptı, yetişkinlerle bile gayet rahat bir şekilde iletişim kurabiliyordu. Ama şöyle bir şey yaşandı. O gün, yani 2 Ağustos 1993 günü, Doran bir türlü Derrick'i o kampa götürmek için evden çıkamıyordu. Çünkü 18 aylık bebeği o kadar huzursuzlanmıştı ve o kadar çok ağlıyordu ki onu bir türlü susturamıyordu. Derrick kardeşinin susmasını beklerlerse bir bu kadar daha evden çıkamayacaklarını farkındaydı. Ve annesine dönerek yaz kampının olduğu parka kendisinin gidebileceğini söyledi. Derrick'in annesi Doran bunu aslında normalde kabul etmezdi. Ama o gün bebeği o kadar çok ağlıyordu ki bu durumu kabul etmek zorunda kaldı. Zaten çocuğun kampa gideceği park evlerine oldukça yakındı. Ve çocuğun yol boyunca karşıdan karşıya geçmesi gereken bir durum da yoktu. Yani Doran'ın gözüne bu durum oldukça normal göründü. Yol tehlikeli değildi, evlerine yakındı. Ve Derrick'in buraya kendi başına gidebileceğini düşündü bu noktada. Bu yüzden oğlunun tek başına evden çıkmasına izin verdi. Oysa ki şimdiye kadar bu çocuğun tek başına bir yere gitmesine hiçbir zaman izin vermemişti. Ama o gün bu durum onun gözüne gerçekten çok normal göründü. Ve Derrick böylelikle saat 9.15 sularında annesiyle vedalaşarak evden çıktı. Ona böyle sıkı sıkıya sarılmıştı, yanaklarından öpmüştü ve seni seviyorum demişti. Annesi de ona aynı şekilde karşılık verdi ve oğlunu yolcu etti. Ama ne yazık ki Doran'ın bilmediği bir şey vardı ki oğlu Derrick evden çıktıktan sonraki 5 dakika içerisinde ne yazık ki hayatını vahşi bir şekilde kaybedecekti. O gün Doran oğlunu yolcu ettikten sonra saat 11 sularında oğlunu almak için, yaz kampından almak için evden çıktı. Ama yaz kampına gittiğinde gerçekten acımasız bir gerçekle yüzleşmişti. Derrick Ruby o gün yaz kampına hiç gitmemişti, orada değildi ve kimse onu görmemişti. İlk başlarda Doran paniklememek için elinden geleni yaptı. Yani çocuğun yolda bir yerlerde bir arkadaşını gördüğünü, bir yerlere takıldığını falan düşünmek istedi. Ama bu işte bir gariplik olduğunu farkındaydı. Çünkü Derrick bu kampa gelmek için gerçekten çok hevesliydi. Yani yolda birine takılıp da bu parka gelmek istemeyecek bir çocuk değildi açıkçası. Ve bunun üzerine olay hemen polise intikal etti. Ve polisler olay yerine geldiklerinde yaz kampının düzenlendiği parkın etrafında yaklaşık 4 saatlik bir arama yaptılar. Ve ne yazık ki 4 saatin sonunda Derrick Ruby parkın yakınlarındaki bir çalılığın içinde tamamen deforme olmuş bir halde bulundu. Yani bunu başka nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama Derrick Ruby bulunduğunda gerçekten çok kötü bir haldeydi. Çünkü polisler fark ettiler ki çocuk uzun bir süre yumruklanmıştı, sopayla dövülmüştü
ve öldükten sonrasında da kafası bir taşla ezilmişti. Yani polis gerçekten azılı bir suçlu aradığını düşünmeye başladı bu dönemde ve bölgedeki bütün çocukların da tehlikede olduğunu düşünüyorlardı. Ama daha sonrasında fark ettiler ki Derrick Robin'in vücudunda hiçbir hani cinsel istismar, bu tarz bir yaklaşım izi bulunmamıştı. Yani bunu kim, hangi motivasyonla yapmıştı? Gerçekten kimse bu konuda ortak bir noktaya varamıyordu. Kimse o gün neden Derrick Robin'in başına böyle bir şey geldi gerçekten bilmiyordu. Öte yandan Derrick'in annesi Dora'nın gerçekten şok olmuş bir haldeydi. Çünkü polisler ısrarla ailenin birileriyle bir sorunu olduğunu ve bu yüzden birilerinin ailenin gözünü korkutmak için böyle bir şeyler yaptığını, çocuğa zarar verdiğini düşünüyorlardı. Ama Derrick'in ailesi bunu ısrarla reddediyordu. Yani kimseyle bir sorunları yoktu. Şimdiye kadar bütün emeklerini, bütün zamanlarını iki çocuklarına bakmak için harcamışlardı. Yani sıradan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aileydiler. Kimseyle bir sorunları yoktu. Polis bu noktada gerçekten tıkandığını hissediyordu. Çünkü hiçbir yere varamıyordu. Yani yollar tıkanmıştı resmen. Kimsenin bu 4 yaşındaki küçük çocuğa bir zarar vermek için hiçbir sebebi yoktu. İşte o noktada gerçekten çok garip bir gelişme yaşandı. Sürpriz bir görgü tanığı ortaya çıkmıştı. Bu görgü tanığı ise yine 13 yaşında bir çocuk olan Eric Smith'ti. Eric Smith'ten birazcık bahsedecek olursak, yani nasıl bu olayın görgü tanığı haline geldiğinden bahsedecek olursak, Eric Smith 22 Ocak 1980 doğumlu ve bu olayın yaşandığı tarihte henüz sadece 13 yaşında olan küçük bir çocuktu. Çilli bir suratı ve kızıl saçları vardı. Böyle biraz düşük, yani onun deyimiyle çirkin kulakları vardı. Kalın gözlükler takıyordu ve dış görünüşü yüzünden, yani en azından o yüzden olduğunu düşünüyor. Dış görünüşü yüzünden birçok kişinin zorbalığına maruz kalıyordu. Dışarıda kendi yaşıtlarının zorbalığına maruz kalıyordu. Evde ise annesinin ve ablasının zorbalığına maruz kaldığını düşünüyordu. Ve bu yüzden de zamanının büyük bir kısmını dedesinin ve ninesinin evinde geçiriyordu. Dedesi ve ninesiyle gerçekten çok iyi anlaşıyordu. Böyle onlara şaklabanlık yapmayı çok seviyordu. Hatta ninesinin söylediğine göre Eric en çok palyaço kılığına girmeyi seviyordu ve bu şekilde büyüklerini eğlendirmeye çalışıyordu. Onların dikkatini çekmeye çalışıyordu. Ama Eric her ne kadar ninesiyle ve dedesiyle mutlu bir çocuk olsa da evinde ve dışarıda mutsuz bir çocuktu. Özellikle kendi yaşıtlarıyla uyum gösteremiyordu, onlarla anlaşamıyordu. Dahası onlar tarafından dışlanıyordu ve bu da Eric Smith'i gerçekten çok öfkeli bir çocuk haline getirmişti. Şimdi Eric Smith'in bu olayla nasıl bağlantılı bir hale geldiğini konuşacak olursak, Eric Smith de o gün kasabadaki diğer çocuklar gibi yaz kampının düzenlendiği parka gitmişti. Ama henüz yaz kampı başlamadan oradaki yetkililer tarafından kaba bir tabirle kovuldu, yani evine gönderildi. Evine gönderildi çünkü az önce de söylediğim gibi kasabadaki birçok çocuk Eric Smith'e zorbalık yapıyordu, onu dışlıyorlardı. Ve o günde her zaman olduğu gibi Eric bazı zorbaların hedefi olmuştu. Ve aslında en başında zorbalığa uğrayanın kendisi olmasına rağmen kamptan gönderilen yine kendisi olmuştu. O yüzden kamp henüz başlamadan kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Ve biliyorsunuz ki Derrick de annesi bir türlü kardeşini susturamadığı için kampın olduğu yere birazcık geç kalmıştı. Bu yüzden yetkililer bu çocuğun en azından yolda Derrick'le karşılaşabileceğini düşündüler. Yani Derrick'e bu yol esnasında bir şeyler olmuşsa o zaman belki de Eric Smith bu duruma tanık olmuş olabilirdi. Ama Eric Smith sorgulandığında Derrick'e o gün gördüğünü ısrarla reddetti. O çocuğu hiçbir şekilde görmediğini iddia ediyordu. Ama polisler onun üzerine gitmeye, onu sorgulamaya devam ettiklerinde Eric Smith evet onu hatırlıyor olabilirim dedi. Onu o yol üzerinde görmüş olabilirdi. Ve Eric'in tarifiyle o gün Derrick Robin'in üzerinde beyaz bir tişört ve beslenme çantası vardı. Ve Derrick böyle her şeyden habersiz, tamamen sorunsuz bir şekilde beslenme çantasını sallaya sallaya kampın yapıldığı parka doğru yürüyordu. Ama Eric'in gördükleri tamamen bununla sınırlıydı. Polis bunun üzerine Eric'e bisikletine binip bizi ona en son gördüğün yere götürebilir misin dedi. Ve Eric bisikletine atlayıp polisi Derrick Robbie'yi en son gördüğü yere doğru götürdü. Ama bunu yaparken bir çocuğa göre gerçekten çok soğukkanlı ve metanetli bir haldeydi. Ve bu durumda hem polisin dikkatini çok çekmişti hem de Eric Smith'in ailesinin de dikkatini çok çekmişti. Ama Eric ısrarla polisle işbirliği yapmıyordu. Kendisi
kendisini yetkililere veya büyüklerine açamıyordu. Ama bu dönemde, yani cinayet işlendikten sonraki haftada, Eric'in davranışlarında bazı gariplikler olduğunu aile büyükleri fark etmeye başlamıştı. Çünkü Eric ailesine bir takım garip sorular soruyordu bu dönemde. Yani sorduğu sorular şu şekildeydi. Şuraya dokunsam DNA örneği bırakır mıyım? DNA örneği nasıl yok edilir tarzı, böyle gerçekten çok garip, çok rahatsız edici sorular soruyordu. Ve bu durum annesinin dikkatini gerçekten çok çekti. Ve bir deney yapmaya karar verdi. Eric Smith'in annesi biliyordu ki Derek Robin'in vücudunun bulunduğu yerde beslenme çantası da bulunmuştu. Ve beslenme çantasındaki muz tamamen parçalanmış bir haldeydi. Ve bu durumun çocuğuna bir şeyler çağrıştırmasını umarak bu kadın gitti ve bir çanta dolusu muz alıp evdekilere dağıtmaya başladı. Daha sonrasında Eric Smith'e muz uzattığında ise Eric muzu almak istemedi. Annesi neden muz yemek istemediğini sorduğunda ise Eric Smith ben muz sevmem ki dedi. Ama annesinin böyle bir bilgiden haberi yoktu. Yani Eric'in muz sevmediğinden haberi yoktu. Ama Eric'in neden muz yemek istemediğini de anlayamamıştı. Ve nihayetinde Eric bu baskılara, bu ısrarlara daha fazla dayanamadı. Ve en sonunda 8 Ağustos gününde ailesine işlemiş olduğu cinayeti itiraf etti. Ve polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler Eric'i sorguladıklarında Eric yine ilk başta içine kapanık haller göstermeye devam ediyordu. Ama sorgu esnasında yine daha fazla dayanamadı ve dökülmeye başladı. Aslında Eric bu çocuğu öldürmek için böyle bir şey yapmamıştı. O gün kamptan kovulduğu için gerçekten çok kızgındı, çok sinirliydi ve sinirini bir şekilde boşaltmak istiyordu. Polisler neden sinirini bu şekilde boşaltmayı seçtiğini sorduğunda ise Eric'in söyledikleri gerçekten çok garipti. Eric her zaman için çevresi tarafından dışlanan, yaşıtlarıyla ve ailesiyle mutsuz olan bir çocuk olduğu için dünyaya karşı, çevresindekilere karşı gerçekten çok büyük bir öfkesi vardı. Ve bu durumu babasına söylediğinde, yani içimde çok büyük bir öfke var ve bununla başa çıkamadığımı hissediyorum dediğinde babasına, babası Eric'e çok garip bir tavsiyede bulundu. Eric'in babası çocuğuna bir şeylere sinirlendiğinde bir şeyleri yumruklayabilirsin ve bu şekilde öfkeni boşaltabilirsin demişti. Eric bunun üzerine tekrardan sinirlendiğinde, öfkelendiğini hissettiğinde gidip bir ağacı yumruklamıştı ilk olarak. Ve ağacı o kadar şiddetli bir şekilde yumruklamıştı ki elinin üzeri yüzülmüştü. Hatta babası verdiği ifadede o gün, yani Eric'in ağacı yumrukladığı gün onun eline baktığında neredeyse kas dokusunu görebildiğini söylemişti. Ve daha sonrasında bunun bu şekilde olmayacağını fark ederek Eric'le tekrardan konuşmuştu. Ve bu şekilde öfkesini boşaltamayacağını, bir şeyleri yumruklamak istiyorsa daha yumuşak bir şeyler seçmesi gerektiğini söylemişti. Aslında bunu söylerken Eric'in babasının aklında hani bir yastık veya yatağı yumruklamak gibi seçenekler vardı. Ama Eric bunu kafasında demek ki bambaşka bir şekilde kodlamıştı ki o gün kamptan kovulduğunda öfkesini bu şekilde boşaltmayı seçmişti. Bir ağaçtan daha yumuşak bir şeyi, yani küçük bir çocuğu yumruklamayı seçmişti. Eric Smith ve Derek Robbie o gün parka giden o yol üzerine karşılaştıklarında Eric bu küçük çocuğu gördü ve sinirini bu şekilde boşaltabileceğini düşündü. Kendisi 13 yaşında bir çocuktu. Derek Robbie ise henüz küçük bir çocuktu ve onu kolayca etkisi altına alabileceğini düşündü. Ve küçük çocuğa yanaşarak ona "Seni daha kestirme bir yoldan parka götürebilirim." dedi. Ve Derek Robbie'yi gitmesi gereken yoldan saptırarak çalılıkların olduğu tarafa doğru çekti. Ve çalılıkların arasında çocuğa öldüresiye saldırdı. Onu önce yumrukladı, sonra sopayla dövdü ve sonrasında onun öldüğünü fark ettiğine gerçekten şok oldu. Çünkü bir insanı yumrukladığında bunun bu tarz şeylere sebep olabileceğini o zamana kadar farkında olmadığını iddia ediyordu. Küçük çocuğun yerde hareketsiz bir şekilde kaldığını görünce eğer kendisine gelirse bu durumu birilerine söylemesinden korktu ve onun öldüğünden emin olmak için bu sefer kafasına taşla vurmaya başladı. Eric Smith yaptığı şeyleri işte bu şekilde itiraf ediyordu. Ve bu yüzden 16 Ağustos 1994 tarihinde ömür boyu hapis cezası aldı. Ama şartlı tahliye edilmesinin de önü açıldı.
Daha sonrasında Eric Smith'e ne oldu diye soracak olursanız, Eric'in hapishanedeki arkadaşları onun gerçekten çok iyi bir mahkum olduğunu iddia ettiler. Söylediklerine göre Eric herkesle çok uyumluydu, çok yumuşak başlıydı ve gerçekten çok iyi eylemlerde bulunuyordu. Ama gerçekten iyileşmiş miydi, artık gerçekten öfkesine hakim olabiliyor muydu, yoksa şartlı tahliye edilmek için sadece rol mü yapıyordu bilemiyoruz. Ama Eric daha sonrasında medya aracılığıyla verdiği bir röportajda Derek Robin'in ailesinden özür diledi. Eric Smith'in özrü genel hatlarıyla şu şekildeydi. Derek'in deneyimlemesi gereken birçok deneyim vardı ve ben bütün bu deneyimleri onun elinden aldım. 16 yaşını deneyimleyemedi. Arkadaşlarıyla birlikte aynı eve çıkmayı deneyimleyemedi. Mezun olmayı deneyimleyemedi ve ben hepsini ondan aldım. Ama şunu da altını çizmek istiyorum ki bunların hiçbirini ben de yaşayamayacağım diyordu. Yani gerçekten aslında çok kötü bir durum. Gerçekten Eric babasının laflarının etkisinde kaldığı için mi böyle bir şey yaptı? Yani bilmiyorum, işin içinden çıkmak çok zor. Ama Eric Smith'in söylediğine göre şöyle bir şey var ki, Eric'in en büyük hayali kendisi gibi öfke sorunları yaşayan, şiddet eğilimi gösteren çocuklara danışmanlık yapmak ve onlara iyi gelmek. Yani bilmiyorum. Gerçekten benim yine böyle çok arafta kaldığım, iki tarafa da üzüldüğüm bir dava oldu. Ama şunu da altını çizmek istiyorum ki, her ne kadar Eric Smith cezaevinde iyi eylemlerde bulunsa da, iyileşmiş gibi görünse de dışarıya çıkmasını asla desteklemiyorum. Çünkü bu tarz insanların bu kadar kolay iyileşebileceğine inancım yok ne yazık ki. Yani dışarıya çıktığında tekrardan şiddet eylemlerine geri dönebilir ve bu tarz öfke problemleri gösterebilir. O yüzden bence kesinlikle rehabilite edilmeden dışarıya çıkartılmaması gerekiyor. Benim bugün bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Eğer siz bu olay hakkında daha fazla şeye, daha fazla detaya sahipseniz yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.